Bak Hazreti Yusuf'u özellikle diyor ki Mehdi Hazreti Yusuf'a benzer evet. diyor. Ne yönden diyor? Zindan yönden. Demek ki aynı Hazreti Yusuf'a evet. benzer bir iftirada Hazreti Yusuf'a evet. atıldığı gibi Mehdi'ye evet. atılacak. İnşallah. 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 Ve haklı olduğu bilinmesine rağmen yani Mehdi'nin haklı olduğu bilinmesine rağmen yine hapse evet. yatacak. Evet. Buna dikkat çekilmiş inşallah. 12. suredir Hazreti Yusuf suresi. 111 ayet. Maşallah. İnşallah. Hani Yusuf babasına babacığım diyor şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçekten ben rüyamda 11 yıldız, güneş ve ayı gördüm. Bana secde etmektelerken gördüm diyor. Bir kere yıldız. Yıldızlar şu an mesela Haley kuyruklu yıldızı Mehdi'ye hizmet etti. Evet maşallah. Özel olarak değil mi? Maşallah. Bak, diyor ki burada ne diyor? Bana secde etmektelerken gördüm diyor. Yani Hazreti Yusuf'un emrindeler yıldızlar. Şimdi ahir zamanda da mesela Lurin kuyruklu yıldızı Hazreti Mehdi'ye hizmet ediyor. Maşallah. Ona bir alamet olarak geliyor. Evet. Ben diyor Hazreti Mehdi'yi müjdelemeye geldim diyor. Koskoca kuyruklu yıldız. İki taraftan ışık saçarak geliyor. Maşallah. Niye geldin dediğimizde ben diyor Hazreti Mehdi'yi müjdelemek için Allah tarafından gönderildim diyor. Değil mi? Maşallah. Yani lisan-ı haliyle bunu söylüyor. Evet inşallah. Haley kuyruklu yıldızı ne yapıyor? Yine ben diyor ben de Mehdi'yi müjdelemek için geldim diyor. Beni gördüğünüzde bilin ki Mehdi gelmiştir maşallah. Diyor. Lulin geldiğinde ne diyor? Beni gördüğünüzde bilin ki Mehdi gelmiştir diyor. Ve ben geldiğimde gelmeden önce kuraklık olacak. Ben geldikten sonra yağmurlar yağacak diyor. Lisan-ı haliyle. Evet. Bin yılda bir geliyor. Bakın burada da Kur'an buna işaret ediyor. Yani yıldızlar nasıl Yusuf'un emrindeyse ona bir işaret ve ona bir müjde ise onu tepşir ediyorsa aynı şekilde Hazreti Mehdi'yi de tepşir ediyor ve müjdeliyor yıldızlar. Maşallah. Ona açıkça burada işaret var. Demişti ki oğlum diyor baba şeytanın Allah'a sığınırım rüyanı kardeşlerine anlatma yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır. Böylece Rabbin seni seçkin kılacak, sözlerin yorumundan sana öğretecek ve daha önce ataların İbrahim, İshak'a tamamladığı gibi senin ve Yakup ailesinin üzerindeki nimetini tamamlayacaktır. Elbette Rabbin bilendir, hüküm hikmet sahibidir. Bakın, böyle Rabbin seni seçkin kılacak. 2020 Ebced'i. Maşallah. Mehdi'nin çıkış tarihi. Ortaya çıkışı 2020 Ebced'i. 5 ve 6. ayetlerde bu var. 5 ve 6. Demişti ki oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar. Mesela Mehdiyet'in de açıklanmasıyla beraber bütün anti-Mehdi hareketlerde biliyorsunuz muazzam bir depreşme başladı. Bir kısmı derken Mehdi çıkmıştır. Bir kısmı Mehdi çıkacaktır. Evet. Ama 570 yıl sonra çıkacaktır. Bir kısmı Mehdi ruhtur. Televizyon yayınları gibidir. Görünmez. Evet. Televizyon dalgaları gibidir dedi. Evet. Değil mi? Evet. Bir kısmı şahsi manevi bir fikir sistemidir. Mehdi diye bir şey yok dediler. Ve her yerde bir anti-Mehdi hareket başladı değil mi? Mehdi gelmeyecek demeye başladılar. Evet. Bakın Kur'an buna işaret ediyor. Demişti ki oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma. Biz mesela şimdi Mehdiyet'i bir anlattık. Dediler sen Mehdi'lik iddia ediyorsun o zaman. Sen nasıl anlatırsın böyle bir şeyi? Bu fitnedir ya diyorlar yani. Mehdi konusunu biz eskiden beri hep gizlerdik. Hep gizlilik tuttuğumuz bir konuydu. Evet. Sen bunu niye ortaya çıkarttın? Niye anlatıyorsun diyorlar. Mesela bana bile bak Mehdi öncüsü olarak değil mi? Faaliyet yapan evet. bir insan olarak bana bile kendi Müslüman kardeşlerim muazzam tavır aldılar. Yani Mehdi'yi nasıl anlatırsın diye. Evet. İnşallah. Değil mi? Bak evet. o bizim bir rüyamız o. İslam'ın dünyaya hakimiyeti. Bak diyor ki oğlum rüyanı kardeşlerine anlatma. Biz de bak bu rüyamızı kardeşlerimize anlattık. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Mesela bize karşı yapılan iddia edilen evet. Ergenekon örgütünün faaliyetlerinde de kendine Müslüman denilen kişiler de görev aldılar. Bize karşı yapılan o oyunda. Yani evet. bize karşı sırf zannediyor ki millet dinsizler faaliyet yapıyor. Öyle bir şey yok. Bizzat Müslüman görünen kişiler de bu işin içinde yani bize karşı faaliyette görev alıyorlar. Bakın Mehdi öncüsü olarak bizde de bir benzerlik olduğunu görüyoruz. İnşallah. Yani Kur'an her yere, her olaya işaret ediyor. Mesela İbrahim ve İshak'ın
nesline nimetini tamamlamaktan bahsediyor Cenab-ı Allah. Hazreti İbrahim'in neslinden kim var? Mehdi var. İnşallah. Hazreti İsa Aleyhisselam var. Bu nesle nimetini Allah tamamlayacak ahir zamanda dünya hakimiyetiyle. İslam'ın dünyaya hakim olmasıyla. Maşallah. Andolsun Yusuf ve kardeşlerinde soranlar için ayetler vardır. 7. ayet, bu da çok manidar. 12 ve 7 Yusuf suresinde kilit rakamlardır. İnşallah. Onlar şöyle demişti, Yusuf ve kardeşi babamıza bizden daha sevgilidir. Oysa biz birbirini pekiştiren bir topluluğuz. Bakın mesela kıskançlık var Hazreti Yusuf'a karşı. Evet. Mehdi'ye karşı da kıskançlık olacaktır. Ve bu kıskançlık ve hasetten dolayı da Mehdi'ye karşı birçok Müslüman bilinen kişi tavır alıp eylem yapacaktır. Kur'an buna da işaret ediyor. Bakın öldürün Yusuf'u veya onu bir yere atıp bırakın ki babanızın yüzü yalnızca size dönük kalsın. Bak sırf haset görüyorsunuz. Evet. Ve haset yüzünden öldürmeyi dahi göze alıyorlar. Öldürmemişler. Tabii. 22. ayet Yusuf suresinde ergenlik çağına erişince. İnşallah. 22. ayet. Yani ayetlerin rakamları da sırrıdır Kur'an'da. 22, iki tane ikiden meydana gelen bir rakamdır. Değil mi? Evet. Evet. Ergenlik çağına erişince kendisine hüküm ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Yani ledün ilmi, derinlik ilmi. Bakın mesela 19. sure. Bir yolcu kafilesi geldi, suçlularını gönderdiler. Ya yani Kur'an'da millet bunu bir kısım insan hikaye gibi zannediyor olabilir. Yani ne güzel bir menkıbe bu diye dinliyorlar. Halbuki bunlardaki her kelime, her cümle önemli bir olayı açıklamış oluyor. Evet. Bakın bir yolcu kafilesi geldi. Bir, sucularını gönderdiler. İki, o da kovasını sarkıttı. Üç, hey müjde bir çocuk. Şimdi bak bir çocuktan bahsediliyor. Ve müjdeleniyor. Müjdeleniyor. O da kovasını sarkıttı. Mehdiye çağı kova burcunun hakim olduğu bir çağdır. Mesela biz şimdi kova burcu çağına girdik biliyorsunuz. Evet. Bütün dünya biliyor kova burcu çağıdır. Evet. Değil mi? Evet. Kova burcu. Bakın Kur'an'da kova burcuna da işaret eden, bakın o da diyor kovasını sarkıttı. Maşallah. Değil mi? Evet, maşallah. Evet, küçük çocuktan. Evet. Ve bir çocuktan bahsediliyor bak. Hey müjde, bir çocuk. Kova burcundan bahsediliyor ve bir çocuktan bahsediyor. Bir çocuğu müjdeleniyor. Onu pek önemsemediler diyor. Mesela bu da çok önemli. Mehdiyetin bir özelliğidir. Önemsemeyecektir Mehdi. Bırak canım sen de falan diyecekler. Ya. Ne alaka falan diyecekler. Önemsenmemesi Mehdi'nin örtüsüdür. Perdesidir. Allah onu önemsenmediği için örtecektir, kapatacaktır. Önemsenmesi tehlikeli olurdu. Önemsenmediği için korunacak inşallah. 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 Yusuf'u yeryüzünde yerleşik kıldık. Mehdi'yi de Allah yeryüzünde yerleşik kılacaktır. Ona sözlerin yorumundan öğrettik. Mehdi de mükemmel yorum yapacaktır. Kur'an yorumu ve hadis yorumunu mükemmel yapacaktır. Maşallah. Allah emrinde galip olandır. Ebced'i 2014. Maşallah. Bakın Kur'an görüyorsunuz çaka çaka dolu. Değil mi? Evet. Çaka çaka demeyeyim de Allah affetsin yani her yeri dolu. Bir kere bakın kova çağında olmamız, kova burcu çağında olmamız çok önemli. Evet. Bütün dünyada bu önemli bir husustur. İnşallah. Ahir zamanda kova burcu çağında olmamız. Ve bir çocuktan bahsedilmesi ve müjdelenmesi çok önemli. Allah emrinde galip olandır ayetinin de 2014 tarihini, Mehdi'nin çıkış tarihi vermesi, Mehdiyet'in önemli bir tarihini vermesi önemlidir. Çıkış derken tabii onun dikkati çektiği devir. Yani gücünün iyice ortaya çıktığı devir. İnşallah. Bakın Allah diyor ki kadın onu arzulamıştı ayette. Yani hakikaten çok çekici ve çok etkileyici, olağanüstü yakışıklıydı Yusuf. Çünkü o muhlis kullarımızdan da samimiydi. Samimi insanı Allah çekici kılar. Maşallah. Yani samimiyetsiz insanda bir iticilik olur. Yani istediği kadar güzel olsun. Mesela kadın çok samimiyetsizse böyle löpet gibi gelir insan, böyle et kemik yığını gibi, itici gibi olur. Evet. Erkek de kadına sığır gibi gelir yani istediği kadar yakışıklı olsun. Mesela herif izbandut gibi, eni boyu belli değil.
Ama kadına o camış gibi gelir yani, etkilenmez. Çünkü bir akıl yok, ruh yok. İnşallah. Samimiyet çok etkiler insanı. Doğru mu dediklerim? Tabii, tabii değil ki, mi? Evet. Değil mi? Adam mesela sığır gibi ama kadın bakıyor, itici yani, pis elektriği yok yani. Bir etkileyici olması için samimi ve akıllı olması lazım. Bunun gücü artınca kadınların dayanamayacağı derecede bir etkilenme meydana geliyor. İnşallah. Yani kadın mesela bu duruma neden düştüğünü onlara ispat etmeye çalışıyor kadınları. Yani o kadar şiddetli çekici ki diyor, bunu siz de görün, benim haklılığımı anlayın diyor. Kadınlar dağılıyor Hazreti Yusuf'u gördüklerinde. Sebebi ne? Samimi olması. Samimi olması ve çok akıllı olması. Bundan dolayı etkiliyor. Yoksa Hazreti Yusuf gibi yakışıklı çok insan vardır orada. Ama onun elektriğinin, onun etkileyiciliğinin sebebi aklı, samimiyeti, derinliği, tutkusu, Allah'a olan aşkıdır ve Allah aşkıyla ruhunun coşmuş olmasıdır. Ve onu meydana getirdiği bir elektriktir. İnşallah. Kadınların da kendi arasında yani fitneci kadınların doğrusu bu sizin düzeninizden biridir. Gerçekten sizin düzeniniz büyüktür de diyor. Kadınlar kendi aralarında yardımlaşarak çok büyük teşkilatlar kurarlar. Bu bilinir değil mi? Yani acayip oyunlar yaparlar. Yani böyle safotorik erkekler özellikle inek düşerler o şeye. Şey derler zaten kadının bulunduğu ortamda şeytan bulunmaz derler. Hani kadının düşünceleri şeyi. Canım tabii o kastedilen o... şeytani kadınları kastediyor. Yoksa temiz kadınları kastedilmiyor. Aklı başında kadınlar için değil. Bakın Rabbim zindan bunların beni kendisine çağırdıkları şeyden bana daha sevimlidir. Kurdukları düzeni benden uzaklaştırmazsan onlara eğilim gösterir cahillerden olurum diyor. İstemiyorum ya Rabbi diyor. Beni kurtar diyor bakın. Rabbim zindan bunların diyor. Bakın kadınların tamamını bunların. Bir tek bir kişi demiyor bak bunların. Beni kendisine çağırdıkları şeyden hepsi sevişmek istiyorlar Hazreti Yusuf'la. Hepsi beraber olmak istiyorlar. O da Allah'a sığınıyor. Yani hiçbir şekilde istemiyor. Çünkü gayrimeşru ilişki olacak. Helal bir ilişki olmayacak. Evet. Çarıklı şeyden bana daha sevimlidir diyor. Zindan. Bak zindanı ben tercih ederim diyor. Yani bir kadından cinsel ilişkiye girmektense, kadınlarla ocağından cinsel ilişkiye girmektense sarayda kalacak. Bak sarayda kalacak. Keyif zevki içinde olacak. Kadınlarla da istediği ilişkiye girecek. Ben bunu istemiyorum. Beni zindana koy ya Rabbi diyor. Ben helal ile yaşamak istiyorum diyor. Evet. Beğenmesine rağmen siz daha İşte bak çekici ve güzel olmasının sebebi de bu işte. Maşallah. Eğer bir erkek fahişe ise Allah onu çok itici kılar. Yani çok tiksindiricidir fahişe bir erkek. İnşallah. Yani nasıl fahişe kadın insana itici gelirse fahişe erkek de kadına itici gelir. Ya yani önüne gelenden yatan, onuna gelenden bilmem bir şeyler yapan, helale harama dikkat etmeyen, Allah'tan korkmayan, samimiyetsiz, düzenbaz, üçkağıtçı bir erkek. Değil mi böyle sürekli pozdan poza, oyundan oyuna geçen, evet. İşte üç numaralı bakış, iki numaralı bakış var ya böyle tipler sokakta, piyasada. Evet. Kadınlara çok itici gelir onlar. Profesyonel erkek yani. Evet. Kadınlar doğal ve samimi olan erkekten hoşlanır. Yani Allah'tan korkan. Çünkü onun kendine has bir asilliği, derinliği, temizliği ve bir soyluluğu vardır. Kadın adilikten tiksinir. Yani onun ruhunu felç eder. Yani bilemediği bir güç devreye girer ve ondan tiksinir. Diyorlar ki daha yeni evliya nasıl oluyor boşanıyor diyor. Kardeşim sen etten mi evlendin, kemikten mi evlendin? Ruhla evlendin. Ruhu yok, adamın ruhu kopmuş. Samimiyetsiz, Allah'tan korkmuyor, Allah sevgisi yok. Evet. İçi boşalmış adamın, geriye cesedi kalmış. Kadın da cesetten tiksiniyor. Haklı. Cesetten zaten tiksinir bir kadın, bunda şaşıracak evet. Da var yani. İnşallah. İnşallah. Bakın böyle Rabbi duasını kabul etti. Ve onların hileli düzenlerini kendisinden uzaklaştırdı. O fuhşa girmesini engelledi diyor Allah. Çünkü Hazreti Yusuf biter öyle bir şey olmuş olsaydı Allah esirgesin. Bütün güzelliği gider. Evet. Onun güzel olmasının sebebi o temiz olması, iffeti. Ya bir erkek iffetini kaybetti mi o da fahişe olur. Bakın. 7 besili inek görüyorum. Onları 7 zayıf inek yiyor. Bir de 7 yeşil başak ve diğeri de ise kupkuru diyor. İneği bir başka inek yiyor. Bu bizim hiç tahayyül edemeyeceğimiz bir olaydı. Yani inek ineğe yer mi? Bakın 2010 yılındayız.
Şimdi inekler inekleri yiyor. İneğin kemiğini yiyor, etini yiyor, kanını yiyor. Yem yapılıyor biliyorsunuz. Değil mi? Evet. Hayvan evet. Sığır kemik sığır etinden yapılıyor. Evet. İneklere sığır etinden yapılmış, sığırın kemiğinden, etinden, kanından yapılmış yem veriliyor ve onu yiyor. Evet. Ve Kur'an'ın bu işareti ortaya çıkmış oldu. Maşallah. Mesela Kur'an'ın bir sırrı bu. Mesela evet. Bak dedim ki biri efendisine şarap içirecek diyor. Bunu 10 yıl sonra açıklayacağım. İnşallah. Allah ömür verirsin. İnşallah. Bunu açıklayacağım. Diğeri ise asılacak. Kuş onun başından yiyecek. Kuş onun başından yiyecek. Bunu da açıklayacağım 10 yıl sonra. İnşallah. İnşallah. Ama bir asılma var. Bu da Menderes dönemine bakıyor olabilir. İnşallah. Yani Adnan Menderes'in asılmasına bakıyor olabilir. Dedi ki siz 7 yıl önceleri ektiğiniz gibi ekin ekin, yediğinizin az bir kısmı dışında kalanını biçtiklerinizi başağında bırakın. 47. ayet ve burada yine 7'ye dikkat çekiliyor. Bunun arkasından zorlu 7 yıl gelecektir. İşte şimdi şu başladı bu. Ekonomik kriz başladı. Evet. 2007'de başladı. 2014'e kadar devam edecek. Evet. Kur'an buna işaret ediyor. Sonra bunun arkasından bir yıl gelecektir ki insanlar onda bol bol yağmurlara kavuşturulacaktır diyor. 2009'da nasıl yağmurlar başladı? Maşallah. Bakın. Maşallah. 49. Burada 9 rakamına işaret var. Değil mi? Evet. İnşallah. İnşallah. Yağmayacak evet. Derlerken. Evet, yağmur yağmayacak diyordu. Bol bol yağmaya başladı. Ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız diyor Allah. Yusuf suresinde 1998 Ebced'in. 56. ayet Yusuf evet. suresinde 56. ayet ki Bediüzzaman 56'ya çok dikkat çekmişler evet. 1956'ya. İnşallah. Münafıkhane sistemin ölümünün başladığı tarihtir diyor. Maşallah. Münafıkhane sistemin ölümünün başladığı tarihtir 1956. Maşallah. 56. ayet diyor ki işte böylece biz yeryüzünde Yusuf'a güç ve imkan ve iktidar verdik. 2017 talim veriyor. Maşallah. Yani demek ki 1956'larda başlayan münafık kane sisteminin yani Darwinizmin, materyalizmin çöküşü 2017'de tamamlanacak ve devrin Yusuf'u yani Mehdi Aleyhisselam ortaya çıkacak inşallah. İnşallah. Bakın işte böylece biz yeryüzünde bakın belli bir alanda demiyor. Bütün dünyada i̇nşallah. Yeryüzünde Yusuf'a yani Hazreti Mehdi'ye inşallah güç, imkan ve iktidar verdik diyor Allah. 2017 ve iktidar. Dünya çapında bak 2017. Ve iyilik yapanların ecrini kayba uğratmayız. Bu da 1998'de diyor ya ayetin devamı inşallah. İnşallah. Ya aslında şöyle dilim benim bir çözümse anlatacağım çok konu var da. Şöyle bir rahat rahat bir anlatabilsem. Evet. Ama 10 yıl sonra birçok şeyi rahat anlatabileceğim. İnşallah. Yoksa bu Yusuf suresinde yani en az 100 tane konu vardır anlatmadığı. Maşallah. En az. İnşallah. Mesela bak diyor ki 82'de içinde yaşamakta olduğunuz şehre sor. Hem kendisinde geldiğiniz kervana da biz gerçekten doğru söylüyoruz. Şimdi ben bunu nasıl açıklayayım yani? Evet. Bir de burada tabi bilimsel bazı konularda Kur'an dikkat çekiyor. Mesela diyor ki gözleri üzüntüsünden ağırdıkça ağırdı. Üzüntü de vücut organlarının bozulacağına Allah işaret evet, ediyor. Inşallah. Mesela gözde bozukluklar olur, körlük gelişebilir. Evet. Şeker yükselir insanın, tansiyonu yükselir. Evet. Değil mi? Körlüğe evet. sebep olabilir üzüntü. Evet. Ona dikkat çekmiş. Ve üzüntünün sonucunda diyor ki bak hastalanacaksın. Ya da helaki uğrayanlardan olacaksın. Yani hastalanabilirdi insan üzüntüden, ölebilirdi. Kur'an buna işaret ediyor. Dedi ki ben dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü
Yalnızca Allah'a şikayet ediyorum. 86. İnşallah. Daha önce de söylemiştim, evet, bakın. Kehf suresinde de var 86'da. Evet. 86'da bir şey var. Evet. Bir sıkıntılı bir durum var, zor bir durum var. Burada da bak 86'da dikkat çekiyor, diyor ki, dedi ki ben dayanılmaz kahrımı ve üzüntümü yalnızca Allah'a şikayet ediyorum. Evet. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetini ümit kesmez. Mesela İslam dünyaya hakim olacak diyoruz. Yok adam, olur mu ya diyor. Bak Allah ne diyor? Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Haram. Çünkü diyor Allah, bakın çok müthiş bir açıklama yapıyor Cenab-ı Allah. Kafirler topluluğundan, yani hepsi topluluk olarak hepsi diyor, başkası Allah'ın rahmetini ümit kesmez. İnşallah. 90'da Yusuf belli olmaya başlıyor. Sen gerçekten Yusuf musun? Sensin öyle mi dediler. O da diyor ki ben Yusuf'um diyor. İnşallah. İnşallah. Maşallah. Dediler ki Allah adına hayret. Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip seçmiştir. Şimdi Mehdi için de her cemaat, her topluluk kendi şeyhinin Mehdi olmasını bekliyor. Kendi toplumundan bekliyorlar. Bakın Kur'an buna da işaret ediyor. Dediler ki Allah adına hayret. Müthiş bir hayret nidası. Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip seçmiştir. Yani bizi seçecekken seni seçti diyorlar. Şaşırıyorlar. Şaşırıyor. Yani Mehdi de aynısından karşılaşacak. İnşallah. Cemaatler, topluluklar değil mi? Kendi mürşitlerini, kendi ağabeylerini, kendi büyüklerini Mehdi olacak diye beklerken hiç ummadıkları bir kişi Mehdi olunca ne diyecekler? Allah adına hayret. Allah seni gerçekten bize karşı tercih edip seçmiştir. Biz de gerçekten hataya düşenler idik. Sonunda Mehdi'ye karşı yaptıkları mücadeleden dolayı utanç duyacaklarına da Kur'an işaret etmiş oluyor. İnşallah. Mesela bu bir gömlekten bahsedilir. Bu gömleğimle gidin, babamın yüzüne sürün. Gözü görür hale gelir, bütün ailenizi de bana getirin. İnanın Yusuf'un kokusunu burnumda tüter buluyorum. Mesela bunları açıklayamıyoruz şu an. Tabii ne gömleğini açıklayabiliyoruz, ne kokusunu açıklayabiliyoruz. Maşallah. 10 sene sonra. Evet, açıklayamayız. Birkaç yerde. Mesela bak şimdi onlara yine Yusuf suresinde Allah'ın azabından, bakın 107. ayet, 2007'ye işaret eden bir ayet. İnşallah. 2007 işaret ediyor. Allah'ın azabından kapsamlı bir bürünmenin gelmesinden, ekonomik kriz, evet, kapsamlı bir bürüme olarak, evet, toplumu sardı mı? Sardı, evet. Çok değil geniş mi? Çapta sardı. Yine burada ayette 2007'ye bakıyor mu? Ekonomik krize bakan ayeti gördük mü? Evet, evet. Gördük değil gördük, mi? Gördük, evet. Demin açıkladı. Evet. Bak burada bir daha teyiden bir daha açıklıyor. Maşallah. İnşallah. Bitiş süresinde siz 2014 diye söylemiştiniz. Gene evet. Biraz önce de açıkladığınız ayetin ebcedi evet. 2014. Yusuf suresi doğrudan Mehdiyet'e bakan bir suredir. Kehf suresi de öyle. Süleyman, Hazreti Süleyman'la ilgili olan açıklamalar hep Mehdiyet'ten bahseden surelerdir. Yani birinci dereceden oraya bakar, Mehdiyet'e bakar. Maşallah. Ama tabii birçok işare anlamı vardır. Bak mesela kuraklık başlayınca Yusuf'un kardeşleri gelip yanına girdiler. Onu tanımadıkları halde kendisi hemen onları tanıdı. Mesela Mehdi'nin özelliğidir o. Halk onu tanımaz diyor Mehdi'yi ama Mehdi onları tanır diyor. Bakın ayet ne diyor? Onu tanımadıkları halde kendisi onları hemen tanıdı. Aynısıdır. Hadisin birebir aynısı. İnşallah. İnşallah.